Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün ne çekiyoruz bugün? Bay bay. Bay bay. Bay bay. Oraya bay bay. Merhaba. Merhaba merhaba. 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 Bundan sonra beni de kanalımızda görürsünüz dersin. Arkadaşlar, bugün ne çekiyoruz? Aras'ın sünnet hikayesiyle alakalı yaşadığımız deneyimlerimizi, işte ne oldu, ne bitti, tüm serüveni sizlere anlatmak istiyoruz. Aslında bu videoyu bizim Türkiye'de, İstanbul'da çekmemiz lazımdı ama ailenin sağlık sebeplerinden dolayı hani bir aylık izin sürecinde hiçbir tatil de yapmadık biz açıkçası. Bir video da çekmedik, yani bir ya da iki tane video çektik. O da hani çok önemli bir video değil aslında. Veya benim için önemli ama kanal için çok çok bir önemli bir video değil. Aynen. Böyle bir video çektik biz. O yüzden hani bu konuyu hiç anlatmadık. Biz de geldik. Şimdi çok kişi bize mesaj çekiyor. Instagram'dan özellikle. Abi işte hani sosyal medyada gördük, sünneti nasıl yaptınız, ne oldu, ne bitti, hani biz de gideceğiz, yaptıracağız, hangi hastane derken kısacası çok soru alıyoruz. Biz dedik ki hem olayı anlatalım, durumu anlatalım, yaşadığımız işte tecrübeleri sizlere anlatalım, paylaşalım. Siz de hani bizim tecrübemizden belki bir yol edinirsiniz diye düşündük. Şimdi biz işte ilk gittiğimiz zaman Aras tabi bayağı huysuzlaştı bu arada, uykusu da var. İlk gittiğimiz zaman biz aslında yaptırmak istiyorduk sünnet işlemini ama dediğim gibi sağlık sebeplerinden dolayı yaptıramadık. Son haftaya kaldı, son 10 güne kaldı. Çok aceleci oldu. Devlet hastanesine falan randevu alamazsın gibi bir şeyler dediler ama hiç uğraşmak istemedik biz. Işık kliniği vardı, Bağcılar Yüzyıl Merkezi, Işık Tıp Merkezi. Orayı aradık biz. 1200 TL para istediler bizden. Rakam olarak dedik tamam hani iyi falan. Muayene falan var mı dedik öncesinde işte. Öncesinde hiçbir muayene yok falan dediler işte bize. Ama şimdi çevremizde ne kadar sünnet yapan, çocuğunu sünnet ettiren kişiler varsa hepsine soruyoruz. Bütün herkesin bize söylediği kelime şu oluyor. Biz oğlumuzu ilk başta hani sünnet ettiriyoruz. Sünnet öncesi muayene ettiriyoruz diyor, pardon. Şimdi buraya soruyorum, bizde muayene yok diyor. Direkt sünnet ediyoruz diyor. Hani birazcık tuhafıma gitti benim olay. Açıkçası o yüzden yanaşmadım. İstanbul Tıp Merkezi var, oraya aradım. Ondan sonra İstanbul Tıp Merkezi'nde doktorun olmadığını söylediler. Sonra Bağcılar Mega Medipol Hastanesi. Orada da işte ben aramadım ama bir yakınımız işte oğlu için aramış. 6 mı 8 milyar mı ne para istiyorlarmış. 3-5 tane hastane aradık, fiyat alışveriş yaptık, işte yorumlar falan derken. Sonra Esenler Medipol Hastanesi vardı zaten yakın olarak da bize. Buraya aradık işte hani, fiyat anlamında makul geldi falan. İşte çocuk cerrahisi mi diye sorduk. Bu arada hem çocuk cerrahisiydi hem de... Hem de sünnet doktoruymuş yani o hastanede. Aynen, hem de sünnet doktoruydu. Doktorumuzdan memnunuz açıkçası. Aha, günde 12-13 tane bir sünnet yapmışlığı ameliyat oluyormuş. O da yani sadece bir doktoru. O da sadece tek bir doktorun yani. Bize evet, de açıkçası bir güven verdi yani, bir güven evet, sağladı bize. Sonra gittik işte, muayenemiz olduk. Muayenede bir sıkıntı çıkmadı. Muayeneden bir gün sonra gelin dediler, tekrar kan tahlili yapacağız. Evet, dediler. Muayeneye gittik. Muayeneye gittiğimiz gün geç vakitte gittik biz muayene. Randevu bilerek geç almıştık. Sonra bize dediler ki kan alınacak dediler. Ama saat 5'i geçmişti o gün. Kan olayını bize söyleseler aslında o gün kan işini halledebilirdik. Yok, kan işi değil, anestezi doktoruna yönlendirdiler. Tamam, işte anestezi doktoru, doktor işte çıkmıştı 5'ten sonra. Ama önce söyleselerdi yetişecektik. Evet. Yani onların hatası oldu. Bizi öbür gün hastaneye mecbur ettiler. Kısacası yani ilk bir muayeneye gittik. Muayeneye erken giderseniz aynı gün anestezi uzmanı zaten kontrol ediyor. Sonrasında biz anestezi uzmanına gittik. Anestezi doktoruyla işte görüştük. Anestezi doktoru çocukla alakalı birkaç bilgiler falan soruyor işte. Araştırıyor, ediyor. Hani. Kilosunu, boyunu, işte bir sıkıntısı var mı? Alerjisi, ilaç hastalığı falan. Hastalığı var mı diye. İşte genel sorular soruyorlar yani. Bir de serüveni anlatıyor size. Hani nasıl geçiyor ameliyat, ne yapıyoruz, genel hani süre olarak, dakika olarak kaç saat süre, ne bitiyor falan, bunları anlatıyor, bilgi veriyor. Hı hı. Biz de zaten o gün kanı verdik. Ondan sonrasında gittik öbür gün işte anestezi uzmanıyla görüştük. İlk etapta işte toplamda 2100 TL miydi? Yok, 1900 miydi? 1900. Toplamda arkadaşlar bütün her şey dahil 1900 TL hastane bedeli tutuyor, sünnet bedeli. Bu 1900 TL'ye tabii ilk etapta şey diyor ama bu arada şunu da dile getirmek istiyorum. Bizim verdiğimiz 1900 TL'nin haftasının sonunda zam geldi. Yani tahmin ediyorum 2200-2300'e falan çıktı diye duymuştum ama tam net bilmiyorum. Kısacası bu rakam değil ama. 1900 ilk başta işte 300 TL alıyorlar sizden. 300 mü 360 mı artık. Öyle bir rakam alıyorlar. Hani kanı verdikleri gün, anestezi doktoruyla görüştüğünüz gün, hem de kapora anlamında. Ondan sonra zaten anestezi doktoru da okey verince sünnet için randevu alıyorsunuz.
Ondan sonra sünnet için randevu alıyorsunuz. Biz zaten hemen bir sonraki hafta pazartesi gününe sünnet randevusu almıştık. Ondan sonrasında arkadaşlar saat kaçtı aşkım bizim sünnetimiz? Sabah mı? 3 müydü öğlen? Ha, öğlen 3'ü almıştık. Saat 3'te falan işte sünnete girmeye yakın 2.30 gibi aşağı indik. Tabi oraya ait video falan hiçbir şey çekmedik biz. Birkaç resmimiz var. Zaten belki kapak resmi yapabiliriz. Evet, arası resmi. Aynen. Tabii anne içgüdüsü olarak annesi bayağı bir ağladı. Peşinden baba içgüdüsü olarak ben de biraz duygulandım. Önce dedeyle anne ağladı, sonra baba ağladı. Aynen. Sonra benim babam, dedesi ağladı. Zaten babam, Seda, ben üçümüz oradaydık. Aa, Melit de oradaydı. Evet kardeşim. Evet, Melit de orada. Ama o yukarıdaydı. Yani, odadaydı. 3 kişilik girdiğimiz videoya 2 kişi olarak her zamanki gibi videolarında devam ediyoruz. Sesimiz inşallah iyi geliyordur. Az önce gördüğünüz zaten Aras Bey bayağı huysuzdu. Uykusu da vardı zaten beyefendinin. Biz de birazcık çok kişiden Aras'ın videoda olmasını istediği için aslında videoya girsin istedik biz de. Ama uykusu gelince de huysuzluk yapınca aynen. Şimdi uyuttuk. Tabii şimdi uyuttuk. Videoya kaldığımız yerden devam edeceğiz. Dediğim gibi yani en son şey demiştik galiba. Anne içgüdüsü, annesi ve dedesi ağladı. Sonrasında sonra baba biraz ağladı. Ben de tabii ister istemez. Sonuçta duygu dolu bir an oluyor, anladınız mı? Hani kendi çocuğunuz, bir de ilk çocuğunuz hani... Bir de şey böyle aldılar yataktan gitti. O çok tuhaf oldu ya. Böyle bir tuhaf oldum zaten. Bir de kapı kapandı, içeri giremiyorsun. Tahliye yine girmek istesen kavga şey yap, biliyorsun şey, ama... Ya bir de şuraya mesela şu an resmi koyuyorum ekrana. Ekranda şu an resim görüyorsunuz. Abi o kadar içimize dokunduk yani, bir kocaman yatak, küçücük çocuk, bir de kocaman adam gibi bakıyor bize. Hiç ne ağladı, ne üzüldü, ne yıprandı, hiç demiyor. Evet, bildiğin mis gibi gitti çocuk içeriye. Oynayarak gitti yani. Aynen. Arkadaşlar bir 15 dakika falan geçti. Sonra ben doktoru gördüm, doktor çıktı. Aynen, kendi doktorumuz çıktı, gitti. O çıktıktan 10 dakika sonra falan oldu galiba olay. Hı-hı. Zaten hani zaten sünnet işlemi şey, bize de bunu da şu an onu da söyleyeyim ben. İğneyle falan bayıltma olmadı arkadaşlar. Gaz maskesi böyle eskiden yapılıyordu o işte. Çocuklarda hani iğne yapmıyoruz ya bir şey. Annesi doktor gaz maskesiyle ama şey hani zaten onun dozajını ayarlıyoruz biz de çocuklara göre dedi. Zaten çocuk dedi ki hani sünnet öncesi ağzına onu dayıyoruz. 2 veya 3 sefer nefes almasıyla bayılıyor dedi. Aynen. Sünnet esnasında gene bir şey olursa dedi bir daha veriyoruz aynı havayı dedi. Sonrasında sünnetten 5-10 dakika sonra zaten ayılıyor dedi. Ama tabii ki dedi hani bize hiç söylemedi hani bir yarım saat, bir saat falan etkisi olacağına falan bir şey demedi. Neyse doktor gittikten bir 10 dakika sonra falan bir ağlama sesi geliyor ameliyathaneden. Ben zaten Seda'ya direkt dedim yani bu dedim bizim oğlanın sesi dedim. Hani çok bayağı geliyor böyle. Sonra ses gitgide çoğalıyor ama hani yırtınıyor yani. Hani kitlenmiş çocuk yani. Hissediyoruz ya dışarıdan. Neyse. Ki kendi oğlumu tanımayacak mıyım? Ben birazcık agresif. Ben biraz agresif bir insanım. Açık ve net. Sinirli bir insanım. Kendimi biliyorum yani. Tabii eskisi kadar değilim. Ben de sakin bir insanım. Ama ben, hatta şey yani hani Yunus sinirlenince Yunus artık sakinleştirmeye çalışıyorum. Daha doğrusu ben Seda'yı uyardım. Bak dedim Seda babamla yanımda. İkisine de sakin dedim. Hani ama tabii bir ağlaması o esnada 5-6 dakika oldu. Ama çocuk yırtınıyor yani öyle böyle değil yani. Hani ameliyathanenin dışı inliyor. Hani o kadar yandaki hastalar da soruyor hatta sizin çocuğunuz mu diye. Hani o kadar inliyor ortalık derken döndüm Seda'ya bakın sakin olun dedim hani beni de panik yaptırmayın bak yanlış bir hareketimle diyorum bir şey yaparım burada yanlış bir şey yaparım hani ne bileyim bir doktora karşı bir çalışana karşı yanlış bir cümle kurarım hani haklıyken hatalı olmayalım haksız olmayalım ki hoş bir şey değil hani onu da geçtim sonuçta hani niye sağlık çalışanlarından yanlış bir cümle kuralım falan derken işte bir 10 dakika artık falan yani, oldu artık ama şey yani durmuyor hani, yani artık hani sesi ben de merak ettim yani. Yani ben de artık dedim hani ya bir şey yapalım bak zile ben de bastım, duramayacağım aynen. Dedim yani. Sonra ben zile bastım. Yanında zil vardı ameliyathane öncesi bir ara var. Orası için zil vardı. Zile bastım. Bir doktor geldi işte. Daha doğrusu doktor mu artık? Ne bir bayan bir hanımefendi geldi. Ameliyathanedeki çalışanlar hemşire. Aynen. Evet, hemşire geldik sırası bir. Buyurun falan yaptı böyle bir koşa koşa ama içeriden hani bir ilallah etmiş gibi dedim ki içeride ağlayan bizim çocuğumuz galiba dedim. Hani inliyor dedim burası dedim. Bak hani hala da sesi geliyor. Hani kapı açıldı ya. İçerideki ses daha da çoğaldı artık canımız yanmaya başladı falan böyle. İçeri girmek yasak dedi. Birazdan çıkacak falan derken tam o esnada o içeri girerken bir baktım arkadan Seydiye ile çocuğu getirdiler. Ama getirdiler dediğim mesafeyi vurduğun zaman da hemen hemen aramızdaki mesafe tahmin ediyorum 35-40 metre var. Galiba. Hani ameliyathanenin en sonunda yatakta gözüküyor. Hı hı.
Abi biz bir sahne gördük orada. Çocuk yatıyor mesela, baygın. Sünnet olmuş bir çocuk yani sonuçta. Narkozun ha şöyle hani diye. Yattığını düşünün abi bir çocuğun. Şu çocuk düşün ya bunu. Abi yatağın etrafında dönüyor ama kafasını bir oraya vuruyor bir vuruyor. Bu tarafında bir erkek, bu tarafında bir bayan. Bir Allah'ın kulu da çocuğu tutmuyor biliyor musunuz? Ben bu sahneyi bir gördüm, şokta kaldım hani. Ama öyle değil mi yani hani aynen. Çocuk kafasını kaldırıyor, yere diyorum hani yatağa vuruyor, sağa plastiğe vuruyor, sola vuruyor. Ben zaten bu sahneyi görünce ben direkt içeri doğru koştum yani kapıyı falan böyle hafif tutar gibi oldum. İçeri girmek yasak dedi. Ya dedim o çocuk buraya gelecek ya dedim annesi acilen dedim ameliyathaneye girmesi gerekiyor. Tabii şimdi fevri davranmak istemiyorum yandan anladınız mı? Hoş bir şey değil. Ama artık dayanamadım yani o sahneyi görünce. Hanımefendi kör müsünüz dedim. Görmüyor musunuz? Çocuğu dedim bir Allah tutuyorlar diyor beyefendi. Çocuğu bir yere şöyle yani parmak ucuyla tutuyorlar yani. Tabii çocuğu böyle ama çocuk her yere vuruyor kafasını. Nasıl dedim tutuyorlar ya görmüyor musunuz dedim falan. Böyle bir gözüm döndü yani ondan sonra. Ben de artık şey yaptım yani ya beni içeri aldın ya dedim aynen. Arasını zaten emzik tuttuğunu bir hani herkes görmüştür zaten. Dedim şu emziği verin ya da çocuk en azından biraz sakinleşsin. Diyecekler ki abi konuyu anlatıyorsun şimdi niye gelirdin? Sahneyi hatırlayınca gene gelirdin. Aynen böyle ya zaten şey sen anlatırken böyle olaylar gözünün önüne geldikçe böyle insan şey oluyor yani. Morayı bozuyor sinirleniyorsun yani haliyle. Sonra yok işte hanımefendi emziği de alamaz işte burası ameliyathanesi. Tamam dedim biliyorum ben dedim sağlık çalışanıyım ama dedim. Oradaki de benim çocuğum dedim yani ağlıyor orada yırtılmış kıpkırmızı olmuş. İşte tamam annesi gelebilir. Ne kadar geldim? 2 metre öteye gittim. Zaten çocuğum tahillerde. Ben 2 metre içeriye alsam ne olacak yani? O zaman dedim çocuğumu hemen dedim buraya getiriyorsunuz. Yoksa dedim hani olacakları artık ben dedim şey tahammül edemem tutmam dedim işimi yani açıkçası. Sonra baktım hemen zaten çocuğu yavaş yavaş getirdiler. Ki onlar da tutamadıkları farkındalar yani. Çocuğu getirdiler. Aras geldi şimdi. Abi canım dün gibi hatırlıyorum böyle. Bize bakıyor, tanımıyor. Şey gözünü açamıyor ki baygın. Hani hala kimseyi tanımıyor böyle baygın. Yani bilmiyorum da hani zaten ilk defa böyle bir ağlayan bir çocuk. Hayatım boyunca bu yaşıma geldim ilk defa öyle bir ağlayan bir çocuk gördüm o kadar. Arası da bir de bu ay, yani 8 ayına kadar ilk defa böyle gördüm. Yani bilmiyorum da abi çocuk kilitlendi kıpkırmızı mosmor oldu. Evet. Nefes alamıyor artık ağzından böyle dili daman kurumu çocuğun. Hani o kadar şey yani. Bir de şey böyle balgam gibi şeyler geliyor. Çocuğu aynen ağzından. Çocuğu verdiler bana. Çocuk tanımıyor. Kafasını vuruyor. Asansöre vurmaya çalışıyor bu tarafa hani. Bir şeyler yapıyor. Annesine veriyorum yok. Emzik zaten tutmuyor. Hani çocuk şey meğerse baygın hani. Sonra tabii kucağıma daldım yani oğlum. Hani biraz rahatladım açıkçası. Ağlıyor hala ama. Kucağımın ağlaması birazcık daha bana hani huzur verdi. Neyse. Asansör falan tabii bütün herkes. Hani yaklaşık bir 15 kişi herkes bizi izliyordu hani. Herkes durdu. Doktorlar, hemşireler, dışarıdaki hastalar bizi izliyor ne oluyor diye. Ben de anlamıyorum ki ne olduğunu. Dakikada bir soruyorum. Bakın bu normal mi? Her çocuk ağlıyor. Hani bilmiyoruz çünkü anladın mı? Bizim değil. Bir şey söylemediler de. Aynen bizim değil sonuçta. Derken sonra asansör geldi. Yukarı çıktık. Tabii hala ağlamaya devam ediyor. 45 dakika ağladı ya. Aynen. Ya, aynen 50 dakikaya falan rahat sürdü. 50 dakika aralıksız çocuk ameliyathaneden odaya çıktık. Abi mosmor oldu ya odada 50 dakika aralıksız ama biliyor musunuz hiç susmadı. Hani 10 saniye bile sustuğu olmadı. İşte nasıl rahatlatırız? Su var yani içebilir mi? Yok. Her şey yasak. En kötü 1 saat boyunca her şey yasak diyorlar falan. En sonunda ben biraz sakinleştim. Odaya gittik işte hani bir Kur'an falan derken dua falan bir şeyler hani okuduk sure derken biraz rahatladı gibi oldu çocuk. Dedim hani emzini bana bir soğuk suya böyle bandırayım dedim. Aynen. O biraz rahatlattı çocuğu. 1 saat sonra falan tabii çok şükür uyudu. İçine çeke çeke tabii galiba. Yani 2 saat annesinin kucağında. Aynen 2 saat uyudu. Ben de o 2 saatlik sürede tabii hemen gittim hemşirelerin yanına. Güzelce hatta hemşirenin biri yanımıza geldi. Dedim hani bir şey demedim zaten dedim ama eğer yanlış bir şey söylediysem dedim hani herkesten ben özür dilerim dedim. Ama ki bir şey de demedim zaten. Aynen. Kendimi çok iyi biliyorum. Derken işte sonra konuştuk. Siz dedi gene şükredin dedi. Niye dedim. Bazı çocuklar dedi 3 saat aralıksız ağlıyor dedi. Hani ben şöyle bir duyunca normal dedim. Normal diyor beyefendi hani siz diyor şimdi annelik babalık içgüdüsü bilmiyorsunuz. İster istemez hak veriyorum ama sakin olun diyor. Bunda diyor korkulacak bir şey yok. Ayılamadığı için diyor bebek diyor ağlıyor diyor. Bakın aynen. Diyor olayı diyor şöyle düşünün dedi. Hani güzel söyledi hani. Ya şu an diyor bu sünneti diyor bir atlatın diyor Allah'ın izniyle bir hafta sonra artık diyor önünüzde böyle bir engel de kalmayacak diyor. Hani böyle tabii. Zaman daha aynen. Da çok sıkıntı 2 saat sonra işte uyandı. Çok şükür hiç zerre ağlamadı. Abi çocuk ne oldu bilmiyorum. 2 saat sonra bir uyandı. Ta öbür gün akşam 5'e kadar tam 24 saat boyunca hiç
Bize telefon açtı. Birçok yakınımız geçmiş olsun. Ne dediler? Geceniz mahvolacak. Hani. Aynen, uyuyamayacaksınız. İşte Allah şey olacak, etsin. Böyle olacak. Bilmiyorum ama Allah var. Maşallah. Akşam bir yattı uyuyor. Abi. 11-12'de bir yattı akşam. Ta sabah 9-10'a kadar. 8-9'a mı kalktı? Evet. Ya, o gün geç kalktık yani. Biz. Bayağı geç. Bayağı bildiğin adam 9-10 saat. Bizi de uyuttu yani, Allah razı olsun. Çok sağ olsun. Çok teşekkür ederim. Ama ne oldu bilmiyorum. İkinci gün akşam 5'te. Bir sünnet ağrısı vurdu. Pansumanla da başladık ya, pansumanla da sonra çukurlamaya başladı. Bepantikon neydi o? Batikon, vazelin. Bir de bir tane daha krem vermişti işte doktor. Onları kullanmayın. Daha doğrusu kremi antibiyotik bir krem olduğu için kullanmayın dediler. Ama ben yine ne olur ne olmaz kullandım açıkçası. Hı-hı. Eltimde işte hani onun da oğlu aynı sünnet olduğu için. O söyledi, kullan dedi, hiçbir sıkıntısı olmaz dedi. Şişiklik de olmasa dedi. Bir de çok ağladığı için Aras. Çocuklarda şişiklik oluyormuş, öyle aynen. Söylüyor. Gerçi eskiler öyle ama söylüyor. Ama ağlamazsan engel olamıyorsun. Ha şey, aynen. İlk gün neyse de sonrakilerde engel olabilirsin. Zaten aynen. Şu an videoyu izleyen aileme, abime, yengeme, hepimize, herkese, aynen. Yeğenlerime teşekkür ediyoruz. Çok buradan. Teşekkür Allah ediyoruz. Razı olsun, çok ilgilendiler çünkü bizden çok. Abin aldı çocuğu evden, bir odadan odaya koşturuyor, sussun diye. Onu yapıyor, bunu yapıyor, her yok, şeyi yok, yaptı. Yok yok, hepsinden Allah razı olsun. Benim aile her şeydir. Ayrı. Aynen, aile her şeydir arkadaşlar. Aynen öyle. Ailemizin yanında vardığını her zaman gene hissediyorduk. O gün daha da hissettik, daha iyi bir şekilde. Hastanede babamlar, abimler evde. İkinci günü de atlattık ama ondan sonra zaten ciddi ağlamalar kesildi. Sadece pansuman yaptığımızda bir 3-5 dakikalık bir sancı. Ama birkaç gün sonra da o da geçti. Geçti. İkinci günden sonra zaten aynen. Onu da atlattık biz. Sünnetinden sonra da doktor dedi ki 5 gün boyunca hiçbir şey hani o bölgeye yasak. Su değmeyecek aynen. Dedi. Yani komple yasak dedi. Zaten şey ayıptı söylemesi kendi çişiyle dedi. O düzeltecek aynen. Dedi hem onu hem de ilaçlarla hı-hı. İşte. Kendini toparlayacak dedi. İşte pazartesi kontrolü de bir hafta sonra verdiler. Pazartesiden pazartesiye. Yo, pazartesiydi yok. Normalde. Bayram tatili olduğu için çarşambaya aksadı. 9 gün aksadı, doğru. Aynen. 9 gün evet aksadı. Biz cuma günü yıkamıyoruz. Cuma günü yıkayabilirsiniz. Biz dedi ne olur ne olmaz. Biz cumartesi günü sabahtan 6. gün yıkadık. Riske girmeyelim diye. Aynen. Ama şeyi anlatalım hani. 3. günden sonra falan ufak ufak iyileşmeye başladı. Yani. Zaten aynen 3. günden sonra doğru söylüyor Seda. Hiçbir sıkıntı çekmedik. Hatta şöyle bir şey. Aras ilk gününden şey evden artık kalkmaya başladı. Duvarları elliyor, vuruyor, ediyor. Böyle şey aynen, sanki aynen ya. Kendisi sünnet olmamış da başkası adam olmuş gibi. Adam daha ilk günün akşamıydı değil mi? Hiç unutmuyorum. Emeklemeye başladı evet, ya. Evet. Korkuyoruz da şimdi bilmiyoruz şey ne olacak. Olacak mı olmayacak mı? Çok şükür bir şey olmadı ama. Ama zaten çoğu kişi bir şey olmayacağını söyledi. Tabii biz bu süreçte doktora hep sorduk. Hani bakın aynen. Biz gurbetçiyiz. Yola geçeceğiz. Hani arabada bir şey olur mu ama bize hep söyledi ya 3-4 günde iyileşir dedi. Bir hafta hiçbir şey kalmaz dedi. Sonra çarşamba günü kontrole gittik. 9 gün sonunda evet. Zaten doktor baktı, inceledi. Güzelce muayenesini etti. Çok güzel dedi. Hiçbir şey yok. Hatta sünnet serüveninde de şurasını komple elmacık kemiğini duvara vurdu, mosmordu. Evet. Onu da bir muayene ettirdik. Bir şey yoktu çok şükür. Doktor tamam iyileşmiş dedi. Zaten doktora götürdüğümüzde kabuk yapmaya başlamış dedi. Dikişlerin çoğu bitmişti, evet. Atmıştı. Doktor tamam dedi. Sıkıntı yok. Daha da gelmenize gerek yok. Bundan sonra dedi bol bol dedi su. Şimdi arkadaşlar biz burada tabi anlatıyoruz. Size diyoruz ki mesela pansumanı 5 gün yaptık. Suyu 6. gün soktuk. Antibiyotik kremini ben kullandım. He. Belki sizin doktorunuz kullanmayın der. Çevrenizde kullanmayın yani der. Bize göre hareket yani. Etmeyin. Biz aynen. Mesela bu videoyu niye çekiyoruz? Bizim yaptıklarımızı yapın diye diyor. Biz sadece serüveni anlatıyoruz size. Hastane olaylarını anlatıyoruz. Tutarları anlatıyoruz. Hani diğer şeyleri biz anlatmıyoruz. Yani doktorunuz ne derse. Doktorunuz belki der kardeşim bu çocuğun hani. Siz belki 12 yaşında çocuk sünnet ettiriyor olabilirsiniz. Evet. Evet. Örnek veriyorum ama 12 yaşındaki çocuk belki 10 gün boyunca duşa girmesi yasak olabilir. Aynen. Örnek veriyorum. Tabii, tabii. Biz sadece başımızdan geçen olayı sizlere anlatıyoruz. Bu şekilde yani. Sonra doktorumuz da iyi olduğunu söyledi. Tabii şu an itibariyle de hemen hesap yaptığımız zaman bir ay falan oldu hemen. Şu an sünneti. Çünkü geldik 2,5 hafta oldu aşkım. 1,5 hafta da oradan var. Aynen. Hemen 4 haftayı zaten aynen. Tamamladık çok şükür. Şu anda bakıldığı zaman arkadaşlar kabuk mabuk hiçbir şey yok. Her şey bitti. Sadece işte hani sünnet kısmının orayı bol bol gene hani bir temizlemeniz gerekiyor yani. Evet, deri bölgesi. Ufak bir böyle bir pislik beri atıyor gibi oluyor. Oraya bol bol dikkat etmeniz gerekiyor. Temiz tutmanız gerekiyor. Enfeksiyon hala kapabilir. Yara yok ama hani sıkıntı yaşayabilirsiniz. Bu şekilde yani hani başımızdan böyle bir olay geçirdik. Olay demeyelim daha doğrusu, tatlı bir olay diyelim. Oğlumuzun sünneti yani. Aynen. Bitti ya, hani kısacası 8 aylıkken sünnet olayını bitirmiş olduk. Önümüzde böyle bir şey kalmadı. Aynen öyle. Toplam fiyatımızı tekrar söyledim. 1900 TL fiyat. Aynen, 1900. Ayrıyeten de 2 kere de 130 lira. 130 da 1900'in içinde aşkım. Ha, muayene ücretin içinde miydi? Aa yok, evet doğru. Muayene ücretleri ayrı 2030, yani. Evet. 1900 sünnet tuttu. 130 da ilk muayene ücreti.
Doğru zaten. Aynen. Zaten 130 muayene verdik. Evet. Tabi o gün 130'du, ona da zam geldi. Örnek veriyorum işte, hani 130 biz verdik muayene parasını. Ondan sonra dediğim gibi aynen 150 yani olmuştu bence, geçmiştir. Bence ya. De geçmiştir. Ondan sonra her neyse. Bu şekilde yani sonrasında zaten 1900 TL rakam verdik. 2030 TL. Bir de şöyle bir şey var. Bu bahsettiğimiz tutarlar SGK'sı olan kişiler için. SGK'sı olmayanlar çarpı 2'ye kadar falan yakın yani. Örnek veriyorum 2000. Biz verdiysek SGK yoksa 4000 lira rakam istemişler. 3600 öyle bir rakam bahsetmişlerdi. Biz de dedik ki bizim sigortamız yoktur bilmiyorum. Bir baktık Aras'ın sigortası varmış. Ya, versen... Ama şey tahmin ediyorum ben 18 yaşına kadar devletten yararlanıyor diye biliyorum ben. Biz bizim de öyleydi zaten. Evet. Bizim de öyleydi 18'den sonra zaten. Hani ben öyle biliyorum. Bu şekilde yani galiba devlet üzerinden tabii yararlanıyor. Türk vatandaşlığı olduğu için. Bu şekilde yani 2030 TL'ye, 2000 liraya biz sünnet işini hallettik. Hastaneden memnun muyuz? Tabii ki de memnunuz. Yani bir şeyini görmedik hastaneye. İki kişi yüzünden şimdi bütün hastaneyi de hani kötü demek olmaz yani. Sonrasında bize iyi davrandılar. Sonrasında da odaya geldiler, kaçtılar, evet, kontrol ettiler. Evet, hatta şöyle bir şey de oldu. Çocuğa yemek getirdiler, çorba. Kayınbabam dedi ki bize yemek yok mu dedi, biz de refakatçiyiz falan bir dediler. Bir kişiye dediler ama. Bir kişiye verdiler, iki kişilik yemek getirdiler yok, galiba. Üç. Bir önce getirdi, iki sonra. Önce getirdi, sonra da iki daha getirdiler. Aynen, üç kişilik yani. Sağ olsun, yemek de verdiler. Allah razı olsun. Hastane büfesi çok feci pahalı. İşte Seda'nın karnı açtı falan. Aras zaten o sırada çünkü uyuyordu. Neyse, bir şeyler al gelir misin? Abi bir Negro. Bisküvit ya Negro ya. Oreo 35 TL. Bir Oreo'ya 35 TL. Bir su sordum abi, kaç para dedi. Şaka mısın dedim ya. Hemen abi ben çıktım oradan. İleride bir Aydın Market'le. Bir market vardı, İrem Market miydi yani? Neyse işte bir market. Gittik işte abi oraya. Abi 40 lira para verdim. Poşeti doldurdum ya. Mis gibi. Kağıt kendim biliyorum. 7-8 tane püsküvit, çikolata, su. 1,5 litrelik su. Abi 35 lira nedir ya? Yani. Hastanede böyle şeylere dikkat edin arkadaşlar. Bu şekilde yani böyle bir çok şükür olayımızı sakin, güzel geçirdik. Sıkıntısız hani sonrasında sıkıntısız. Bir de hastaneye gitmeye gereği duymadık elhamdülillah. Sünnetle alakalı hiçbir gezi mezi bir şey yapmadık falan derken önümüzdeki sene düşünüyoruz. Abimin biraz çocuğu da korona döneminde sünnet olmuştu. O da kaldı. Biz dedik hani büyüsün, yere bassın işte, yürüsün. Aynen. Takım alırız. Abimin çocuğuna da yerime de takım alırız. İşte amca çocuklarıyla aynen beraber bir giyerler. Bir sultan yapılır. Ondan sonra bir arabayla gezilir. Sünnet arabası şey yapılır. Derken böyle. Falan aynen. Aynen öyle. Türbeleri falan bir gezeriz diye. Düşündük bu şekilde. Mevlüt düşünüyoruz. Allah nasip ederse Rabbim inşallah Mevlüt, önümüzdeki sene. ya hani tabii ayrı ayrı düşünüyoruz bunları gerekirse. Sünnet düğünü belki kendi aramızda güzel bir şey yapabiliriz. Örnek veriyorum. Hani buna bakacağız. Mevlüt düşünüyoruz tabii ki de. Mevlüt olmasa bile artık uzaktan da olsa bir yemek bağış yapmayı düşünüyoruz. Aynen. Bu şekilde yani başka sünnetle alakalı aktaracağım bir şey yok. Ya dediğim gibi abi hani araştırın, doktor olayını araştırın, hastaneleri araştırın, iyi sorun, iyi bilgi edinin. Fiyatları araştırın, ne oluyor, ne bitiyor derken bize bir arkadaş yazdı işte hastane ücretlerinin parasının tamamının çoğunu alabilirsiniz diye. Araştırdık ama işte mahkemelik oluyormuş galiba bu işler. Mahkemeye verebiliyormuş. Biz de yurt dışındayız abi. Aynen. Yani mahkemeye çağırsalar bir şey olsa nasıl geçeceksin? 1000 liranın peşine düşeyim diye 2000 lira uçak parası vereceğim. Aynen. Hiç aynen. Gerek hiç yok gerek abi. Yok. Aynen. Bir de şöyle bir şey. 2000 lira da artık Türkiye'de para değil ki. Ya, 1 kira, 1 kira olmuş 4 milyar ya. Aynen aynen öyle. Ya 2 milyarın artık bir değeri kalmamış ki Türkiye'de. Ya tamam hala bir değeri var ama çok da bir değeri yok yani abi. Markete gidiyorsun 1000 lira artık para veriyorsun. Allah oradakilerin gerçekten yar yardımcısı olsun yani. Sağlık olsun ya işte Aras Bey artık erkek oldu. Erkek oldu aynen. Bir de şöyle bir şey söyleyelim size. Siz olun yani çocuğunuzu büyük yaşta gerekmediği sürece, sağlık bir problemi olmadığı sürece erken yaşta yapmaya gayret edin yani size aynen. De bunu tavsiye ediyoruz açıkçası. Bir de doktorlar da öneriyor hani enfeksiyon hastalıkları şu bu falan her konuda sağlık evet, açısından. Evet onu. Aynen öyle sağlık açısından her şey açısından yani. Abi hadi biz gene 8-9 ay benim amcamın oğlu bir haftalıkken yaptırdı çocuğu sünneti. 11 günlüktü. 11 günlüktü. Evet. Aa 11 günlük. Onda bir özel bir profesör doktor yapıyormuş yani. Aynen. O sadece 2 aya kadar olan çocukları yapıyormuş. Aynen öyle. O yüzden şey yani hani doktorunuza sorun, muayene ettirin çocuğunuzu. Ben burada Belçika'da da muayene ettirdim doktorda. İşte sıvı var dendi, işte şöyle oldu böyle oldu 6. aydan sonra gelin işte bakalım. Buradakilere de açıkçası ben de güvenemedim doktora. Tamam burada herkes sünnet yaptırıyor çocuğun ama ben hani Türkiye'de yapılmasını istedim. En azından hani Türk bir doktoru yaptığını biliyorum yani. Burada mesela Brüksel'de de varmış hani
işte Müslüman bir doktor şu bu. Ben Brüksel'de yaptırmak istemedim. Türkiye'de yaptırmak istedim. Kesinlikle. Eşime de söyledim. Hani Türkiye'de yaptırsak nasıl olur? Güzel mi olur? İyi mi olur? Bizim için bizim... çok da iyi olur. Bir de en azından eşimin de hani doktorlarla konuşabileceği bir şey olsun ki. Aynen. Bir yandan da o yüzden de istedim. Şimdi ben de çünkü burada diyebilmiyorum. İstediğim soruyu soramıyorum. Aynen öyle. Türkiye'de de işte bunu yapabildiğimiz için orada yaptırdık. Memnun muyuz? Memnunuz. Erken yaşta yaptırdığımız için de memnunuz. Kesinlikle, İlk gün kesinlikle. Mesela çok şeydik hani keşke yaptırmasaydı, büyüdüğünce yaptırsaydı bilmem ne, ama şu an çok çok memnunum. Yok, çok memnunum. Da şeyim yani. Şu an yani, işte hani... sünnet olayı komple bitti kafamızdan gitti. Aynen öyle, sünnet olayı komple bitti yani. Tabii. İlk 3 gün bir zor bir süreç yapacak bir şey yok ya. Yani, gerçekten çok rahat katlanacaksınız yani. Abi yani. Bakın Aras 4 gündür hasta, ateşler içinde. Aynen bugün öyle. Hastaneye gittik geldik biz, örnek veriyorum. Çocuk yani bana bunları yapacak bir şey yok. Hastalanacak yani. Da. Doğurmasını işte. Biliyorsan bakmasını da bileceksin. Aynen öyle. Hastalanacak da, büyüyecek de, düşecek de, her şey de olacak. Her şey Allah'tan, her şey, herkes hani şey. Allah'ın çocuğumuza, çocuklarımıza, herkese aynen. sağlık, huzur versin. Aynen, bizlere inşallah. De unup versin. Başka bir şey de aynen. istemiyoruz yani açıkçası. Ama bu sene işte bir Mevlüt sünnet olurdu ama olsun. Sıkıntı. Olsun, bu sene de ailemle oldu. Vakit böyle geçti. Aynen öyle. Olsun. Buradan aileme, yakınlarıma, herkese çok selam söylüyorum ve sizlerle takipçilerimize. Bu şekilde olayımızı anlattık. Umarım bir tecrübe edinirsiniz bizden, bizim anlattıklarımızdan. Yurt dışında sünnet yapacak kişilere tekrar sesleniyorum. Gitmeden önce araştırmanızı yapın. Burada da yapın. Son güne bırakmayın. Burada da yapabilirsiniz. Yani burada da sorun. İçiniz rahat aynen. ediyorsa burada da yapın. Ama Türkiye'de de yapacaksanız kendiniz bir önden bir araştırın gitmeden. Aynen öyle. Net bir kararınızı verin. Gidecekseniz Türkiye'ye abi, 2 haftadan fazla tatiliniz varsa gittiğiniz gün sünneti yapın. Sonraya aynen. bırakmayın. Aynen. Ama şunu da hesap edin. Bir haftalık tatile, 10 günlük tatile gidiyorsanız, gerçekten tatil için gidiyorsanız abi, sünnet yapın. Yapmayın. Çünkü niye abi? 10 günlük tatilinizde ilk bir haftanız sıkıntılı geçerse hiçbir şey anlayamazsınız tatilden. Aynen. Bilginiz olsun. Genelde gurbetçilerin çoğu zaten minimum 1 ay gidiyor. Hı-hı. İlk gittiğiniz gün yaptırın abi, bir haftada sıkıntı atlatın. Ondan sonra 3 hafta tatilinizi yapın. Aynen öyle. Bu şekilde videoyu da burada bitirmek istiyoruz. Başka söyleyeceğimiz için de. Aynen. İzlediğiniz için de ayrı ayrı teşekkür ediyoruz sizlere. Rica ederiz. Sizleri çok seviyoruz. Ben izliyorum. Sen izliyor musun? İzliyorum tabii. Aşkım zaten videoyu ben tasarlarken, bak çekerken görüyoruz. Tasarlarken izliyorum. Bir de sonradan izliyoruz evet, arada doğru. televizyonda. Aynen. Bu şekilde aynen. Çok teşekkür ediyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Sevgilerle. Evet. Hoşça kalın.